Tuncay Bey, öncelikle gerçekten bu kararı lanetliyorum. Çünkü Pınar Gültekin bugün ikinci kez öldürüldü aslında. Biz katledildiğinde de Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak aileye gitmiştik ve onların bu süreçte hep yanında olacağımızı söylemiştik. Gerçekten de 13 duruşma boyunca da kadın kolları olarak ailenin yanında yer aldık. Ve böylesine liyakatsız, böylesine hukuksuz bir karar çıkmasını, adalet duygusunu zedeleyen bir karar çıkmasını beklemiyorduk işin gerçeği. Biliyorsunuz duruşmalar esnasında da çok can yakıcı cümleler sarf edilmişti. Örneğin katilin avukatı katili savunurken canavarca bir hisle öldürecek olsa böyle olmazdı demişti. Yani ben burada cinayetin detaylarına girmek istemiyorum ama hani durumun vahametini daha iyi anlatabilmek adına şunu söylemek zorundayım. Katil gencecik bir kadını önce boğuyor, sonra bir varile koyuyor, sonra üzerine beton dök, çimento döküyor. Hani bundan daha canavarca ne olabilir diye düşünüyorum ve bulamıyorum. Yani canavarca bir hisle katledilmedi de nasıl katledildi bu kız kardeşimiz? Dolayısıyla bu tabii son derece can yakıcı bir karardır. Gene katil savunma esnasında İstanbul Sözleşmesi'nin feshi gerçekleştiği dönemde İstanbul Sözleşmesi'nin feshi edilmesi iyi oldu demişti. Yani bu bile aslında katillerin, tecavüzcülerin, tacizcilerin İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden ne kadar güç aldığının bir kanıtı. Bakın bugün Ukrayna parlamentosunda İstanbul Sözleşmesi onaylandı, yürürlüğe girdi. Bizde ise yürürlükten öylesine hukuksuz bir şekilde çıkıldı ki Venedik Komisyonu yazmış olduğu raporda daha öncesinde örneği hiç görülmediği şekilde çıkıldı diye bir ibare düşmek durumunda kaldı ve sözleşmenin feshinden bu yana da en az 500 kız kardeşimizi kaybettik. En az 500 candan, en az 500 anneden, kardeşten, evlattan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani böylesine hukuksuz bir karar çıkmış olması çok can yakıcı ve katiller açısından da çok cesaretlendiricidir. Potansiyel katiller açısından da son derece cesaretlendiricidir. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Şimdi hep biz bu duruşmaları takip ediyoruz. Yaşamak adında bir projemiz var Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve tüm şiddet mağduru kadınların ve yakınını kaybetmiş olan ailelerin yanında yer alıyoruz. Duruşmaları takip ediyoruz. Şiddet mağduru kadınlara psikolojik destek, hukuki destek sağlıyoruz ücretsiz olarak. Kim yerde barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Kim yerde istihdam, kim yerde çocuklarına burs imkanı sağlıyoruz. Ama bütün bunları yaparken şunu çok net görüyoruz. Yani artık ne yazık ki yönetenlere güven kalmamış durumda. Yani mesela şiddet gören kadınların birçoğu bunun için bir yere başvurmayı gerekli görmüyor bile. Çünkü başvursam da ne olacak diyor. Karakola gitsem nasıl da beni tekrar barıştırmak üzere eve yollayacaklar diyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunsam nasıl da gene takipsizlik kararı verecekler diyor. Ve bunun birçok örneği de mevcut. Üstelik bu kadın hakları konusundaki meseleler gerçekten her alanı, her şeyi kapsıyor. Yani demokrasiyi kapsıyor, insan haklarını kapsıyor, ekonomiyi dahi etkiliyor. Bakın şöyle somut bir örnek vereyim size. Bugün haberlerde de çokça yer aldı. Türkiye'nin kredi risk puanı 900'lere kadar yükseldi. Bu gerçekten çok vahim bir rakam ve daha net anlaşılabilmesi açısından 2008 yılından örnek vereceğim. 2008 yılı hatırlanacağı gibi küresel finansal krizle baş etmek zorunda kalınan bir dönemdi ve Türkiye de tabii bundan payını almıştı ve o dönemde Türkiye'nin risk puanı, CDS puanı 240'lardaydı. Ne zaman düştü? İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı dönemde 160'lara, 164'lere kadar düştü. Bugün 900'den bahsediyoruz. Yani bu şu demek, gerek özel sektör gerek hazine açısından gerçekten de çok yüksek maliyetlerle borçlanma anlamına geliyor.
Ve bütün bunların her birinin birbiriyle çok ilişkisi var. Yani biz burada kadına yönelik şiddetten, kadın cinayetlerinden bahsettiğimizde elbette bir insanın en temel hakkı olan yaşam hakkından bahsediyoruz öncelikle. Ama aynı zamanda demokrasiden, insan haklarından, Türkiye'nin itibarından, Türkiye'nin uluslararası bir güç olmaktan ne kadar uzaklaştığından, hatta ekonomisinin dahi bütün bunlarla da etkileşim içerisinde olmasından kaynaklı olarak ne kadar kırılgan bir hale geldiğinden bahsediyoruz. Onun için artık bu kararların, erkek adalet diye tarifliyoruz biz bunu, erkek adaletin değil gerçek adaletin olduğu günleri istiyoruz. O yüzden de bir an önce seçim olmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten bu seçim hukukun üstünlüğüyle üstünlerin hukuku arasında bir seçim. Bu seçim sarayın iktidarıyla milletin iktidarı arasında bir seçim. Bu seçim torpil görenlerin sürdüğü saltanatla, beş maaş alanların sürdüğü saltanatla, yoksullukla baş edenlerin adaletten daha adaletli olarak pay alabildiği, gelirden daha adil olarak pay alabildiği bir düzen arasında bir seçim. Kısacası bu seçim tek adamla demokrasi arasında bir seçim olacak. Onun için de bir an önce seçim çağrımızı da bu vesileyle bir kez daha yine ediyoruz. Evet. Konuşacağız. Bu konuya da gireceğiz hızla. Çünkü bu bölüm içinde birçok sorun var. Hızlı hızlı bu turu tamamlayalım. Sayın Seren Yıldız Öztürk'le devam edelim. Sayın Öztürk, ben hemen biraz önce eski bakanlardan Sayın Önay Alpago bu konuyla ilgili bana bir mesaj attı. Onu paylaşarak size gelmek istiyorum. Bu arada ekran başında çocuklar varsa değerli izleyicilerden çocukları da uzaklaştırmalarını rica ediyorum. Çünkü hakikaten bir korkunç cinayetin tarifi var. Demokratik ülkelerde diyor Sayın Alpago, yargıya güven sıralamasında 129. sırada 129. sıradayız diyor. Buna şaşırmıyoruz diyor. Hukukun üstünlüğü sıralamasında 128 ülke arasında 117. sıradayız. Yani Madagaskar, Angola, Mali bizden daha iyi sıradalar diyor. Katil Pınar Gültekin'i sevgili seyirciler önce boğuyor. Ölmediğini görünce yakıyor. Yine de hayatta olduğunu anlayınca bir betona koyup üzerine beton döküyor. Korkunç bir cinayet, vahşi bir cinayet. Bunu aktarmış Sayın Alpago ve bu katile iyi hal indirimi nasıl uygulanabilir diye soruyor. İçim acıyor diyor. Evet Sayın Öztürk, bu başlıkta konuşalım mı? Nasıl değerlendirdiniz bugünkü bu gelişmeyi? Sayın Öztürk, beni duyabildiniz mi? Evet, Sayın Öztürk'ün sesi gelmiyor arkadaşlar. Sayın Oktar'la devam edelim.